Son Mühür ekranlarından günaydın, gün başlıyor. Haftanın son iş günündeyiz. Cuma günüyle birlikte artık hafta sonuna gireceğiz. Bu hafta nasıl geçti? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Her cuma yaptığımız gibi Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Macit Sefiloğlu ile birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Pazartesiden bugüne hem kent genelinde hem ülkede neler oldu? İzmir için tarihi bir hafta oldu, öyle diyebiliriz. Evet, öyle başladı. Yani ülke genelindeki konular, tartışmalar zaten devam eden, süre gelen bazı şeyler var. Onları da değerlendiririz ama İzmir için hakikaten çok önemli bir hafta diye düşünebiliriz. Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle hafta başladı. Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'e sevgimizi göstereceğiz dedi. Buca metrosunun temeli atıldı. Buca'yı son zamanlarda hem kentsel dönüşüm hem ulaşım birçok sıkıntıyla birlikte konuşuyoruz. Özellikle ulaşım çok uzun zamandan orada kanayan yara. Buca İzmir'in son nüfus sayımında en kalabalık ilçesi halinde olduğu zaten öyleydi ama üniversite nedeniyle günde belki 50 ile 100 bin arasında giriş çıkış yapılan bir şehir Buca. 100 binin üzerinde öğrenci ve akademisyen var Buca'da. Bir kısmı orada yerleşik ama çoğu insanlar da bir şekilde dışarıdan gelenler de var. Ama o oranda da ulaşım sıkıntısı çok büyük olan bir ilçeydi. Bu metro gerçekten tarihi bir yatırım olarak düşünülebilir. Çünkü 765 milyon euro yatırım tutarı, yani devasa bir yatırım diye düşünebiliriz. Ama bittiğinde de gerçekten Buca'nın çok önemli bir sıkıntısını gidermeye aday bir yatırım. Evet, önemli bir yatırım. Dolayısıyla bunun önemseniyor olması, yerel yönetim tarafından önemsenmiş olması o açıdan, insanlar açısından çok mutluluk verici. Oradaki bunu konuşmalara da baktığımızda zaten Başkan Soyer'de özellikle yatırımlara, yerel kaynaklarla yapılan çalışmalara dikkat çekti. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o gün İzmir'deydi. İşte önce il başkanlığı binasını açtı. Uzun süredir açılış bekleyen, öyle söyleyelim, yerleştiler ama resmi açılışını yaptılar. Ardından da Buca'daki bu devasa yatırıma gidip oradaki törene katıldı. Fakat törende tabii Tunç Soyer ağırlıklı bir konuşma oldu ve adeta genel başkanın rolünü çaldı, öyle söyleyeyim. Çünkü çok ulusal düzeyde bir konuşma yaptı, yani yerel düzeyde değil. Şöyle bir iki not verelim. İzmir bu ülkede değil mi dedi. Yani normal şartlarda genel başkan oradayken bunun genel başkan tarafından söylenmesi daha doğru diye düşünülebilir. Ama İzmir'in 133 milyar lira 2021'de vergi ödemesine karşılık merkezi hükümetten 3,5 milyar lira yatırım aldığını orada belirtti. Uzun bir konuşmaydı. Bu yatırım oranı da 1/40. Yani İzmirlilerin sıkıntılarını dile getirme konusundaki rolü Tunç Soyer üstlendi ve uzun bir konuşma yaptı. Benim dikkatimi çeken de çok uzun zamandır sanki böyle üst perdeden, yani sert bir konuşma yapmıyordu. Hatta belki de ilk diyebilirim. Daha naif ve daha sıcak yaklaşım, kucaklayıcı bir konuşması doğru. Vardır. Yani bu sefer iktidara olan sistemini çok açık net, açık ifadelerle ve biraz da onun alışık olduğumuz üslubunun ötesinde bir ses tonuyla dinlemiş olduk. O da senin tespitlerin de o yönde. Tabii ciddi bir kalabalık vardı. Bu öyle bir kitle önünde de konuşma yapmak belki Tunç Soyer açısından da önemliydi. Dediğim gibi genel başkan ardından kürsüye çıktı. Hemen hemen hiçbir şey söylemedi desek yeri var. Bir taraftan dediler ki Soyer'in sözlerini gölgede bırakmak istemedi. Için. Ben de öyle tahmin ettim. Çünkü burası İzmir dedi. Yani bu İzmir'in dağlarında çiçekler açar, yine açacak dedi. Genel başkan herhalde İzmir'den, İzmir'in seçmeninden emin görünüyor. Bilmiyorum, bu kadar emin olmak iyi midir, kötü müdür? O da tartışılır. O zaman kalabalığı konuşalım. Kalabalık yeterli mi? Bence bunun belki daha 5 katı fazla bir kalabalık olabileceğini düşünüyorum. Ama o alanı da biliyorum. O alan zaten
bir takım koridorlar bırakma, başka şeyler nedeniyle çok da oraya artık insan sığdıramazsınız. Ama böyle bir törenin belki 100 bin kişilik bir kitleyle yapılması lazım. Yani ama orada yapamazsınız. Buca metrosu olduğu için Buca'da yapılması gibi bir o Buca'da da öyle çok büyük bir alan yok açıkçası. O kurdukları alan insan orası en olması gereken yer. Bazı konserler de o alanlarda yapıldı. Pazar yerinin bitişiği burası. Esot'un şey olarak aktarma istasyonu olarak kullandığı otobüslerin bulunduğu bir alan. Ama dediğim gibi İzmir'e daha büyük bir alanda Gündoğdu'da vesaire yapılıp çok daha büyük bir kalabalık toplanabilir. Yani tüm il ve ilçe örgütleri de civar illerden sanırım harekete geçmiş. Çünkü bizim de içinde bulunduğumuz bu güzergah, yani tam Manisa'dan İzmir'e giriş güzergahında çokça araba gördüm ben. Otobüs gördüm daha doğrusu. Akhisar, Manisa gibi illerden gelen büyük otobüsler. Yani normalde orada tabii belediyenin kendisi çalışanları belediye, yani normalde dolmaması diye bir şey düşünülemez. Belki de çok yoğun olacağı için bir takım insanlar da orada geldiler, gördüler, ayrıldılar da olabilir. Çünkü asıl orada hedef olan Bucalıların gelmesi. Hı hı. Yani kullanacak insanların yoğunluklu olarak orada olması. Bu bir miting diye sonuçta. Ama daha çok partili ağırlıklı bir kitle olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da içeriden gelen bilgiler ve konuşmalar, bu kadar çok sıkıntı yaşanırken, ekonomide bu kadar çok problem varken, daha hınca hınç dolu, hatta ekonomik sıkıntılara dikkat çeken bir kalabalığın oluşması. Ben de yani senin gibi düşünüyorum. Dediğim gibi bunu başka bir alanda, daha büyük bir ortamda, farklı şekillerde de yapılabilir. Ama böyle düşünmüşler herhalde. Bazı partililerin veya üst düzeydeki partililerin, özel sohbet ettiğimiz insanların pek mutlu olmadığını da söyleyebilirim. Evet. Bir de özel uçak mevzusu var. 14 Şubat günü Kılıçdaroğlu apar topar özel bir uçakla şehri terk etti. O özel uçak tartışmaları beraberinde getirdi. Ya, çünkü demişti ki ben elektrik faturamı ödemeyeceğim. Zaten grup toplantısında da dedi. Özgür Özel beni aradı, sordu. Biz bunu parti olarak mı ödemeyeceğiz? Ne yapacağız? Hayır, siz faturalarınızı ödeyin. Ben bunu kişisel olarak dikkat çekmek için yapıyorum demişti. Ama bu tepkilerin ardına özel uçakla dönüş yapınca okular Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Dün dikkatimi çekti. Dostumuz Doktor Taha Okan ile bu konuyu konuşurken hakikaten doğru şeyler, güzel şeyler söyledi. Şimdi insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep bir rol üzerinden değerlendiriyor. Yani tutumlu, işte israfı eleştiren. Fakat bir ana muhalefet liderinin bir uçakla, yani jet de değil, 7 kişilik, araştırdım ben de, 7 kişilik iş uçağı gibi, yani iş adamlarının kullandığı uçaklardan biri. Bu bir ana muhalefet liderinin kullanmasının bu kadar eleştirilmesi, bence kasıtlı eleştiriyorlar. Cumhurbaşkanlığında 13 tane jet var. Bakanlar, müsteşarlar, onlar bunlar aynı yere 2 uçağın, 3 uçağın kalktığını yazıldı, çizildi bu ülkede. Ya aynı yere hem de aynı yöne. Dolayısıyla bunun işin hacmini de düşündüğünüz zaman, yani bu törenin varlığını, hacmini düşündüğün zaman çok da önemli değil. Şimdi ama oluyor, tabii ben şuradan bakıyorum kişisel olarak. Bazen zaman zaman iktidarı da eleştiriyoruz. Yapılan yanlışları da söylüyoruz. Muhalefeti de eleştiriyoruz yapılan yanlışlarda. Şimdi iktidara bu kadar çok, az önce sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığına ait bile özel kaç tane jet var. Bunları eleştirirken çok önemli bir konu olmadan kullanmanın zamanı bence yanlıştı. Ne olabilir? Ben daha doğrusu şöyle, bunu farklı yapıp kendi lehinde de kullanabilirdi. Yani tarifeli uçakla eve gece 12'de gidersin. Gece 12'de o fotoğrafı paylaşırsın. Geç de olsa. Ekonomi benim de beynimi büktü dersin.
Yani ama bu sefer ona da insanların, bir de troller var tabii ya, o meseleyi biraz da troller açısından bakmak lazım. Ne yapsan yaranamadığın bir durum oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı açısından. Dolayısıyla ama yani... Ya bir taraftan da en çok iktidardan çok halk muhalefete eleştirdiği için, çünkü her zaman zayıf muhalefet halka kaybettirir. İşte orada birazdan herhalde konuşacağız. Zayıf muhalefeti nasıl güçlendiriyorlar? O karşı tarafta güçlendirebiliyorlar nasıl... Güçlendirebiliyorlar mı ya da? Ya da güçlendirebiliyorlar mı? Birazdan herhalde şimdi bir, tartışmak... Bir iktidarın, bunu bizim ülkemiz için söylemiyorum. Yani başka ülkelerde de olsa öyle. Eğer 20 yıl, 25 yıl koltukta oturabiliyorsa bir kısmı kendi başarısı olabilir ama çok büyük bir kısmı da muhalefetin zayıflığından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani bu zaten geçtiğimiz dönemlerde de eleştiri konusu olmuştu. Ama bu seçim sistemiyle önümüzdeki günlerde yapılacak ya da zamanda yapılacak bir seçimde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim, bugünden net olarak söyleyebileceğim bir şey var. Anketlerde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri %40'lar veya altında görülüyor. Dolayısıyla bu da karşı tarafın, hani hep güçsüz dediğimiz karşı tarafın o kurduğu ittifakla birlikte ciddi bir mücadele gücü elde ettiğini gösteriyor. Buna halk kötünün iyisi diye artık oy kullanmasın ama ülkede. Ama yerel seçimde de benzer şeyler oldu biliyorsun. İstanbul, Ankara başta olmak üzere o ittifak. Dolayısıyla tabii Türkiye'de HDP gerçeğini de bir kenara bırakmadan tartışmak gerekiyor her şeyi. Dolayısıyla şu anda iktidar iki taraflı şeylerle boğuşuyor. Bir, ekonomik alandaki yangını nasıl söndüreceği, söndürüp söndüremeyeceği. İki, karşısında oluşan güç birliğinin nasıl dağıtılacağı. Yani burada çok önemli bir noktaya geldiler. Böyle bir şeyi, hani iki partili sistemden 6 parti, her birinin küçük de olsa birer oyu var, üst üste koyduğunda ciddi bir noktaya gelebilir. Şimdi muhalefete ilerleyen dakikalarda yine bir pencere açalım ama önemli bir konu var, o da faturalar. Hepimizin belini büküyor. Ben hatta bundan sonra yayınlara bir beyaz bayrakla çıkıp her gün biraz bayrak sallayıp yetişemiyoruz, yetmiyor, battık diye mi açayım yayını bilmiyorum. Ama birçok kişinin durumu bundan farksız değil. Hep faturalarla ilgili, özellikle kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'ndan ağzının içine baktık, bir şeyler çıkacak diye, ama erteledi. Yeniden düzenlenecek dedi. Düşüş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne olacak bu işler? Valla bu ayın sonuna kadar açıklanacak dendi. Burada herkes o açıklamaları yapıyor ama kimse net bir şey konuşamıyor. 210 kilovattan affedersin. Yani aylık tüketim 210 kilovattan 240 kilovat saate çıkarılacak. O tarife düşük tarifeden ödenecek. Hı hı. Dolayısıyla bunun faturalara kısmen yansıyacağını düşünebiliriz. Ama faturanın büyüklüğüne göre. Burada dün işte belediyelere şey verdi, talimat verdiler, KDV oranında indirin diye. Bunu İzmir yaptı bugün. %7 civarında, %7 oranında KDV indirimi yaptı su faturalarına. 200 liralık bir faturada 14 lira demek bu. Yani bu indirim 14 lira olarak yansıyacak. Yani işte kötü mü? Ama kötü değil ama yetmez. Çünkü her şey o kadar arttı ki, inanılmaz rakamlara ulaştı. Gıda da %7 indirildi. Manav reyonlarının önüne git ya da içine gir şeyin, marketin. Tamam, indirimlisinde söylüyorlar. Yani 110 liralık ayçiçek ya 103 lira atıyorum. Yani. KDV'ye %7 indirim geldi ama indirim geldi. Ete, süte zam geldi. Yumurtanın denge... yumurtanın diyelim ki kolisi şeyi, 30'lu paketi 30 küsur liradan 47 lira çıkıyor. 47 liradan %7 düşürdüler. Dolayısıyla üretimdeki maliyetleri durduramazsan, ki akaryakıt fiyatları durmadığı sürece onların durdurulması da mümkün değil.
üretmekten vazgeçiyor. Geçen gün tarım alanında çalışan konuğumuz vardı. Üretim, kendi üretiminin %30 düştüğünü söyledi. Evet. Bu ciddi bir gerçek. Dolayısıyla düşüş hatta fiyatlara dedi ilerleyen günlerde yansıyacak. Zannetmeyin ki dedi yaz geliyor artık her şey bol olur. Şimdiden üretimin düşmesi dolayısıyla ürün az olacak, fiyat daha da artacak dedi. Ya, çok net bir şey de verdi. Örneğin kendi bölgesinde kendi domates fidesi üretiyor. Domates bu sene dedi inanılmaz derecede azalacak. Dolayısıyla salça fabrikalarının üretimi de düşecek ve korkunç zam gelecek dedi. Bu kadar net. Yani bu şeyleri üretimdeki maliyetleri düşürmezseniz zaten insanlar üretmekten vazgeçiyor. En tehlikeli kısım da o. Çok. Sonra siz KDV'yi %7 indirseniz de ürün bulamadıktan tabii, sonra bir kıymeti yani, de kalmıyor. Ki 20 bin lira elektrik parası gelen küçük bir esnaf elektrikleri işte sökse ne olur, sökmese ne olur? Kafeteryalar örneğin. Isıtmadan olur mu? Hadi yazın idare ettiler ama kışın o ısıtma cihazlarını kullanacaklar. Tabii. Ve çok ciddi bir maliyet. Ha, dünyada enerji onların da bizim ödeme gücümüz yok. Yok. Sıfır. Yani normal konutlarda 1000 liralık doğalgaz faturası. Yani kimse doğalgazı konuşmuyor. Yani 200-300 lira ödeyen bir ev 700-800 liralar 1000 liralara çıktı doğalgazda. Açlık çok tehlikeli bir şey aslında. Açken sen değilsin. Değil, evet. 1000 lira elektrik, 1000 lira doğalgaz, 2000 lira küçük yer şeyden tutuyorum. Kira ödediğinizi düşünün İzmir'de. 3-4 bin lira. Kaldı 250. 250'yi bozdur bozdur harca. Açız. Yani bunu lütfen artık birileri anlasın bence. Bence de. Su faturalarına %7 indirim. Ya dediğim gibi su faturalar %7 200 lirada 100 lirada 7 lira. Yani bu kullanıcıyı çok kurtarmaz. Yani düşük çok düşük gelirlerle yaşayan insanlarda 100 lira ödüyorsa 93 lira ödemesiyle 100 lira arasında çok bir fark yok. Yani o artık su faturaların 100 lira herhalde yoktur. 200 liralara yaklaştı. 150-200 lira. Yani normal ya. Kendi kullandığım sudan pay biçiyorum. Artık öyle 50 lira su faturası yok. Kapalı sayaca bile 50 lira geliyor. Yani sayaç okuma bilmem ne bedeli diye. Yani öyle bir durumdayız. Atık su bedeli bilmem ne. Dolayısıyla bu indirimler vatandaşın bu yarasını sarmaz. Öyle görünüyor. Bir taraftan da baktığınızda hem gelen zamlarla tabii bel bükülüyor. Hem de bir taraftan da önümüzdeki aylarda da işsizlik oranlarında da bence ciddi bir artış görünecek. Vallahi şimdi biraz önce yayına girerken 3 milyon kişi daha iş sahibi oldu diye bir açıklama mı? TÜİK'in hangi verilerine ya da o açıklamaların hangisine güveneceğiz? İnanamıyorum. Ama ben de senin gibi düşünüyorum. Yani burada şu anda hükümetin de demeyelim de işte Cumhurbaşkanlığı'nın ve onun iktidarı yöneten kadrolarının en önemli beklentisi turizm ve ihracat gelirlerinden kaynaklanabilecek artı gelirler. Yani burada Türk lirasının bu kadar değer kaybından sonra ihracat artabilir. Ama ithale dayalı ihracat yapanların durumu ne olur onu da bilmiyorum. Çünkü onlar da eğer dışarıdan ham madde alıyorlarsa onların da işi zor. Ya işi zor ama tabii kurumsal yapıda ya da büyük firmalar yine bir türlü çarkı döndürüyor. Yani orada çalışan arkadaşlarımızla görüştüğümüze, konuştuğumuza göre yani tabii geçen seneye göre, bir önceki seneye göre zorluklar yaşansa da küçük işletmeler gibi ya da işte tarımla, hayvancılıkla uğraşan işletmeler gibi zorlanmıyorlar. İşte zaten mesele şu, üretmeye devam etmeli bu Türkiye. Evet. Bütün derdimiz o. Yani üretmezse bir şekilde bu Türkiye'nin önü açık değil. Dolayısıyla o fabrikaların, o firmaların
Hatta bazı alanlarda ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda teşvikler getirileceği belirtiliyor. Doğru. Bence en doğrusu da o zaten. İhracat çok önemli bir avantaj, silah. Ama örneğin tarım ihracatında Türkiye çok daha fazla aktör olabilirdi. Eğer tarım alanından bu kadar aktör olmayı bırakın, sahneden silindi. Neredeyse işte Arjantin'den bilmem nereden, oradan buradan bir takım ürünler getiriyoruz. Yani bunları biz burada ucuza üretebilseydik, bizim pazarlarımız hazır. Yani devasa bir Rusya pazarı var. Yani onun gibi. Bu arada %7 suya indirimden konuştuk. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Mansur Yavaş'tan dün hemen bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ona da kısaca değinelim. Ne kadardır biz zaten belediyemizde uyguluyoruz dedi zannediyorum. Evet, Mansur evet. Bey susuyor. Bir konuşuyor gerçekten bomba gibi düşürüyor sanıyorum mesajları. Mansur Yavaş'ın o paylaşımından da etkilenmiş olabilirler. İSSU sabah geldiğimde açıkladığını gördüm sosyal medya hesabından. Dolayısıyla Mansur Yavaş sakin, sessiz ama çok kararlı adımlarla belediye başkanlığı yapıyor. Yani İlerliyor, onu, doğru. Herhalde birçok izleyicimiz de bu görüşümüze katılır. Çünkü yorumlar da o yönde. Doğrusunu yapıyor. Yani o bir de İstanbul'da da var ama Ankara'da da bu sosyal alandaki destek, yardımlar, paketler, şimdi bu kara kış paketi diye İzmir'de de uygulanıyor. Onlar da Ankara'da daha böyle emin adımlarla gidiyor gibi geliyor bana. Bir de muhalefette 6 liderin buluşmasına değinelim. Ötelemiştik, sonlara bıraktık onu. Bir fotoğraf önemli tabii. 6 muhalefet liderinin içerisinde yer aldı. O fotoğraf çok önemli. Masa çok konuşulmuştu. Kim nasıl oturacak, kim nasıl konuşacak, neler konuşmuştuk ama her şey oldu bitti. Yuvarlak bir masanın etrafında toplandılar. Ardından iktidar cephesinden eleştiriler gelmeye başladı. İşte Bahçeli dedi ki dişe dokunur hiçbir şey çıkmadı bu buluşmadan. Ortaklardan biri eksik kaldı dedi. Hatta bir karikatürize bir fotoğrafla da meclis kürsüsünde eleştirdi o toplantıyı. Ardından bir de tarih tartışıldı. 28 Şubat'ta denildi ki bu sistemin nasıl işleyeceğine dair detayları açıklayacağız dediler. Vay efendim, darbeye denk gelen 28 Şubat günü tesadüf mü değil mi tartışması başladı hemen arkasından. Hatta Temel Karamollaoğlu'ndan bir açıklama vardı. O masanın içerisinde 28 Şubat'tan mağdur olanlar da var. Bu da unutulmasın dedi. Önce bir fotoğrafı ve o buluşmanın önemine değinelim isterseniz. Sonra 28 Şubat'a. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi üçlüsüyle başlayan, şimdi 6 partiye çıkan bir buluşma. Dediğim gibi burada bazı partilerin oy oranları henüz belli olmasa da, net olmasa da bu 6 partinin belirli konularda görüş birliğine varıyor olması, Türkiye'de sen de bu hafta belki çok rastlamışsındır, insanlar Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın karikatürlerinin çizildiği dönemleri özlüyor. Yani onları paylaşıyor. Yani eskilerden, onlar bir araya gelip birbirleriyle görüşme, konuşma, ülke için önünü açma gibi paylaşımları yapıyorlar. Dolayısıyla bu 6 partinin belirli konularda, dediğim gibi birincisi parlamenter düzen, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet düzeni ortadan kalkmak üzere birçok şeyi paylaşacaklar. Ama bunların bu konuda ortaklık yapıyor olması karşı tarafta müthiş bir rahatsızlık yarattığı kesin. Masanın 3 ayağı vardı, 4 ayağı vardı, yuvarlaktı. Önce uzun bir masa vardı, onu eleştirdiler. Yuvarlığa döndürdüler, onu eleştirdiler. Ve herhalde şimdi bundan sonra böyle köşeli bir masa yapacaklar. Şimdi masanın filan önemi yok. Yani orada o masaymış, bu bilmem neymiş. Önemli olan ilkeler, bu ülke için ne yapılacak? Bence bu buluşmaları sabote etmek için bu tür ironiler kullanılıyor. Bir de o ironi değil tabii, bu ittifaka HDP'nin destek vermesinden de çekiniyorlar. Ama HDP'nin açıklamaları vardı.
biz o niye darılmış gibi konuştu. Şimdi şöyle bir şey var Ayşegül. Eğer bu ülkede bu iktidardan artık insanlar göndermek istiyorsa HDP bunu yerel seçimlerde yaptı. Yani resmi bir ittifak kurmadılar. Hı hı. Ama yurttaş olarak geldiler, oy verdiler. Ekrem İmamoğlu'nu da iktidar yaptılar. Mansur Yavaş'ı da Mersin'de, Antalya'da. Evet, bunu oy oranlarından yani anlayabiliyorsunuz bu, tabii zaten. Anlıyorsun. Alınan oylardan anlıyorsun. Hatta İstanbul'un ikinci turunda bence AK Partililer de destek verdi Ekrem İmamoğlu'na. Çok ciddi bir fark atıldı çünkü. Dolayısıyla orada HDP'nin resmi olarak bulunmasını bu partiler biliyor ki grubu sabote edecekler onlar o söylemlerle. Dolayısıyla bence ilerideki görünen şey HDP genel seçimde yani bunun hatta anketler şu anda birinci turda Tayyip Erdoğan'ın yenilebileceğini söylüyor. İkinci tura kalmadan. Sabah ama onlar gördüm. Belki de ilk turda adaylarını çıkarıp ikinci turda destek verebilirler. Onu da bilemiyorum. Sabah yani. Gördüm İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmış. Hatta bakayım. Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sona eriyor. Tüm kabine alkışlamadan çıkmaya başlıyor. Sonra Cumhurbaşkanı alkış yok mu diye seslenince kabine alkışlamaya başlıyor. Bunun üzerinden o da sosyal medya hesabından bazı eleştirilerde bulunmuş. Onun görüntülerini paylaşmış bu arada. Onu da hatırlatmış olayım. Buluşma önemli dedik. Bir de 28 Şubat tartışması var. Yani burada Temel Karamollaoğlu'nun dediği şeyleri esas almak lazım. Yani 28 Şubat'ın... Tesadüf olmadığı kesin. Yani öyle ama bir mesaj olduğunu zannetmiyorum. Hayır yok canım. Yani bu insanlar kendi kendilerini sabote eder mi? Herhalde uygun gün oydu. Yani bunu buradan bir şeyden nemalanmak bence tuhaf. Dolayısıyla o zaman Türkiye'de bazı günlerde hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. 14 Şubat'ta yapsalardı ona da herhalde bir kulp bulurlardı. Niye sevgililer günü demiyorsun? Bahane ama, arayan bulur yani. Bulur evet bulur. Bir de dediğim gibi artık zıvanadan çıkmış bir troll ordusu var. Hı hı. Yani A Haber'i ona katlayan troll ordusu var yani. Yok 28 Şubat'tı, yok şuydu buydu. Yani o günün çöpe atılması lazım. Bu önümüzdeki pazartesi değil, ondan sonraki pazartesi tam 2 hafta var. Benim de merakla beklediğim o gün liderlerin ağzından çıkacak cümleler. Çok önemli ve şimdi, çok kıymetli değil mi? Burada zaten medyaya da mesaj gönderdiler ya. Gönderdim. Kılıçdaroğlu grup toplantısında zaten gazetecilerin sorunlarına değindi. Sonra dedi ki tabii ki ben destek verin diyemem. Ama gazetecilerin özellikle bu buluşmayı yakinen takip etmesini istiyorum dedi. Bu buluşmadan sonra bir tek şey söylenemeyebilir. O da adayımız şu. Onu söylemeyecekler. Yani aday ismi vermeyecekler. Aday belki konuşulmayacak ama daha çok ilkeler üzerinde benim söylediğim yani mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaldırılması için hangi süreç içinde referandum yapılmalı? Hı hı. Gibi yani ilkesel şeyler konuşulmalı. Yani aslında çok önemli ancak şöyle bir eleştiri de var. Ekonomi bu kadar zor durumdayken sistem tartışmanın yeri mi? Bence sistem tartışmazsak ekonomi düzelmez. Yani bu birbirine çarpan etkisi var bunların. Sistemdeki bozukluklar bizi buraya getirdi. Yani yol yap, otoyol yap, ona ver, bu gelir sağlasın, memleket batsın. Belki bunun cevabı da gerçi gelecek. Yani bu sistem, eğer sistem tartışması yapmazsanız, hukuktaki sistemi, milli eğitimdeki sistemi, Sağlık Bakanlığı'ndaki sistemi yapmazsanız düzelmez. Yani el yordamıyla yol mu bulunur? Yeri değil diyenlere tam da yeri diyorsunuz siz yani. Bence zaten yapılması gereken o. Evet. Yani dediğim gibi bu buluşmaları bombalamak isteyenler tarafından bu tür şeyler ortaya atılıyor. Sistem tartışılmalı. Yani adliyede haklı olduğunuz bir davada size haksız düşüren bir sistem gelmişse bu ülkede ekonomi de olmaz o zaman.
demokrasi olmayan yerde ekonomi de olmaz. Evet, zaten hepsi birbirine. Hepsi birbirine bağlı. Domino taşı gibi bağlantılı. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Sağ şimdiden olasın. İyi hafta sonları diliyorum sana size. Sana da Ayşegül'cüğüm. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Macu Sefiloğlu bizimle birlikteydi. Pazartesi'den bu yana hem İzmir gündeminde yaşananları hem de ülke gündeminde tartışılan konuları değerlendirmeye çalıştık. Kulis bilgileriyle birlikte, eleştirilerle, yorumlarla birlikte. Kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Aranın ardından TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış bizimle birlikte stüdyomuzda olacak.